Galatasaray televizyon ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni sezonda da kolaysa bir bakalım da sporcularımızı daha yakından tanımaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuklarımız Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımızdan Rabia Küçük ve Didem Dülber. Bakalım Didem mi Rabia'yı daha iyi tanıyor yoksa Rabia mı Didem mi? Kolaysa bil bakalım başlıyor. Kızlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Tabii yoğun bir antrenman ve maç temposu. Çok da güzel başladık lige. Çalışmalar nasıl gidiyor? Lige dair neler söylersiniz? Çalışmalar çok güzel gidiyor. Takımın havası da çok güzel. Çok iyi bir hava yakaladık ve öyle devam etmek istiyoruz. Ligde güzel gidiyor. Gayet mutluyuz. Peki. Kesinlikle. Şu an 3'te 3 gidiyoruz. Çok güzel yani skorlar alıyoruz. Oyunun açısından çok iyiyiz. Takım havası arkadaşım dediği gibi çok iyi antrenmanlarda vesaire dışarıda da eğleniyoruz. Umarım bu şekilde devam eder. İnşallah çok da güzel bir arkadaşlık ve aile ortamı var. Şimdi size sorularım olacak. Bakalım hanginiz birbirinizi daha iyi tanıyorsunuz. İddialı olan var mı? Onunla başlayalım. Ben hiç iddialı değilim. Ben iddialıyım. Tanıyorum Didem'i. Tamam. İnşallah. O zaman Rabia seninle başlıyorum ve ilk sorun da geliyor. Didem'in doğum günü. 'Hepsini mi yazayım? Yok, sadece günü ve ayı. Görelim cevapları aynı anda. Doğru cevap. Aferin, biliyorsun doğum gününü. Dün gibi hatırlıyorum o gece. Peki Didem, Rabia'nın doğum yeri neresi? Dakika ya. Çevirelim. Doğru cevap. Ya çok ikilemde kaldım. Benim sonu. Güzel başladık. Şimdi ikinci soru geliyor Rabia, hatırlıyorsun. Evet. Didem en çok hangi mevsimi seviyordur? Kendi verdiğim cevap falan yazmış. O kadar uzun. Evet. Ya. Kaydı. Ama bence mevsimler benziyor yani. En azından kış yazmamışım, öyle düşün. Rabia başka bir ülkeye taşınmak zorunda kalsaydı bu hangi ülke olurdu? Cevap ver. Bir dakika, bunu ben ne yazayım şimdi? Çevirelim. Doğru. Macera dolu Amerika. Didem kaç yaşında futbol oynamaya başlamıştır? Bunu da biliyor olman lazım. Beraber başladık. Evet. Hesapla bakalım. Rakamlarla yazsaydın keşke. Çok küçük yazdım ya. Doğru cevap. Bravo. Çok iyisin ya. Güzel gidiyoruz. Rabia, senin tek bir yanlışın var. Didem, sen hiç fire vermeden devam ediyorsun. Tüh. Peki Rabia kaç yıldır futbol oynuyordur? Bu şimdi kolay oldu senin için. Her gün konuşuyoruz bunu. Yazalım. Sadece rakam yazdım. Tamam, ben de onu yapmaya çalışıyorum da. Kalemle. Okey. Nasıl yapabilirsin böyle bir hatayı? Nasıl yapabilirsin? Ben siz 9 yıl diye hesapladım, ben beni hesaba kaldım. Yaklaşmışsın ama. Seninle de. O bir yıl hayatına çıkarman lazım artık. Didem hangi ünlüyle bir gün geçirmek ister? İpucu verelim mi Didem? Evet. Olabilir. Kadın bir ünlü. Çok saçma bir şey yazacağım. Çok seversin bu sanatçıyı. Aa, o zaman doğru olabilir. Kesin doğru. Bence doğru. Doğru.
Güzel. Bunu beklemiyordum. Didem Rabia'nın en beğendiği dizi oyuncusu. Yine Rabia, biz yapıcı verelim yine. Evet. Erkek. Çok güzel, ben dizi izlemiyorum ki. Ama bilmen lazım. Ama illa ki yani muhabbeti olmuştur aramızda. Bir deneyeyim bakayım. Aklı gel, aklıma gelen bir kişi var sadece. Yanlış kişi. Eminim. Şu an adını söyledim, doğru mu yazdım onu bile bilmiyorum. Çağrıştırırsa kabul et. Dıt. Ya bilmem ki ben. Ben dizi mi izliyorum biliyorsun beni. 50 kere söyledim ben. Aklımda tutmamışım ben. Çok sevdiğim bir sanatçı. Hep şarkı dinliyoruz beraber. Evet, şarkıcı da sorsaydı kesin bilirdi. Büyük ihtimalle Murda derdin zaten direkt. Doğru mu? O da yanlış olur. Didem kahve mi sever, çay mı? Ya çok basit. Çok. Fotoğrafı evet. Falan çizdin, ne yapayım? Kahve. Doğru. Zaten bu kolay bir soru oldu. Peki Rabia için pizza mı, hamburger mi? Lütfen son yediğimiz yemeği hatırlayarak bu cevabı vermiş ol. Yoksa bozuşuruz. Doğru cevap. Aferin sana. Doğru aferin. Cevap bu zaten. Didem, iki gönlüm. Yanlışım var. Rabia, senin bir yanlışın var. Hatırlatmış olalım. Bu aramızdaki iletişimsizliği sonra konuşacağız seninle. Programdan sonra. Didem'in en sevmediği yemek. Oo. En sevmediği. Bunu ben bile bilmiyorum. Ne yazdığını bilmiyor musun? Kahvaltılık da sayılıyor mu? Söyle bize. Bir dakika. Konuşmuştuk. Soruyu farklı düşündüm. Zorla biraz kendini. En sevdiğim, en sevmediğim. Burada problem bende. Aklı geldi. Soruyu yanlış okudum. Sana daha nasıl bir cevap verebilirim? Dur, aklıma gelmiyordu. Tamam. Çevirelim. Evet, ben soruyu yanlış en sevdiğim. En sevdiği diye okudum. Ben diyorum Didem nasıl sebze sevmez? Yani ama iyi tanıyormuş seni Didem. En sev... Soruyu yanlış okudum. Şey, bunları hiç konuşmadık kendi aramızda o yüzden. Rabia'nın en sevmediği renk. Hiç sen doğru okudun değil mi? Evet, ben doğru okudum. Genelde mesela üzerine falan görmezsin, çok fazla kullanmıyor. Evet. Bu değildir. İpucu vereyim mi? Çok soluk bir renk. Öyle düşün. Canlı değil yani. Aydınlandım şu an biraz. Ama bence doğru bir cevap verdim. Tamam. Şansımı deneyim. Tamam. Yanlış yazdım. Kahverengi. Aklımdan geçti, yazması çok nasıl, uzundu o yüzden. Nasıl gri olabilir ki? Ayakkabılarım gri bir kere benim. Didem'in en sevdiği seyahat. Ya bunu hemen açayım, işte uçak mı, tren mi, araba mı? Öyle. Her toplu, her şey geçiyor mu? Evet. Araç. Ama evet. Hepsini içine koy. Aklıma gelen değil. En sevdiği. Evet. Bence yanlış cevap vereceğim. Bir dakika. En sevdiği. Evet. Ama sen aklına gelen değil dedi. Hiç
Kamerayı kapatabilir misiniz? Tamam. Görelim. Doğru. Aferin. Bravo, bildin. Her şeyi biliyorsun ya. Hiç yardımcı olmuyor. Evet ama Rabia tek yanlışla devam etti. Evet. Ben şimdi bilerek yanlış yazayım da bak. Böyle geçeceğim. Rabia'nın İstanbul dışında en sevdiği şey. Bunu bilebilirsin. Umarım. Sizin taraflarda. Kopya da geldi. Görelim. Dıt. Ne alaka? Bizim tarafta. Neyse 3, ben kaybediyorum zaten, mutlu olsana. Dördüncü yaz. Beni tanımıyorsun, nasıl bunu üzülüyorum yani. Biz bu akşam oturup seninle bir kahve içelim. Evet. Bence siz bu konuları konuşun. Ben seni tanıyorum, sen beni tanımıyorsun. Ben seni tanımıyormuşum. Yazıklar olsun. Ben kalkıyorum buradan. Didem en çok neye, kime sinirlenir? Bunu yazamam. Ama birazcık bence Didem kopya var. Ben nasıl bir insanım? Sinirli mi? Komik bir insansın. Tamam, tersini düşün. Ya neyi sevmem? Çok iyi bir kopya verdi. Neyi sevmem? Yani böyle komik, eğlenceli birisin sen. Hayır, isim olarak diyeceğim. İsim olarak yazmıyor muyuz? Hayır, isim. Duygu. Olarak düşün. Olarak. İsim olarak diyeceğim. Hmm, Didem neyi sevmez? Yani evet. Neyi sinirlenir? Aynen. Hep sen de çok düşünüyorum. Bence bu kelimeyi çok bulabileceğin. Keşke daha kolay bir şey yazsaydın. Bakalım. Negatiflik. Oha, yani aynı şey aslında ama. Biraz... O ayel. O ay. Negatiflik. Yok, daha neler. Ya modumu düşürecek şeyleri sevmem işte. Yani evet, birazcık diyet. Evet, aslında mantıklı yazmış ama... biraz zor bir evet, cevap. Zor cevap vermiş. Biraz basit. Yağmurlu hava mı sence, karlı? Karlı hava mı? Kopya mı vermeye çalıştım? Şu an gözümün önüne böyle bir müzikle oturmuş, dertli bir şekilde oturduğun an gözünün önüne geliyor yani. Umarım o yüzden düşündüğüm atmosferden bahsediyoruz. Görelim. Ya Rabia, ben yağmur Didem sevmem. Yanlışlarına devam ediyorsun. Ben yağmur sevmem. Karı daha çok sevdim. Bence programdan sonra bir oturun kahve için şey, kızlar. Antrenmanlarda yüzümüze bakmayacağız artık. Ben sana söyleyeyim. Aynı evde yaşıyoruz, bir de o sıkıntı. Sabah görünce selam vermeyeceğim sana. Akşam bir oturun. Didem ne tarz müzikleri sever? Artık bunu biliyor musun? Pop, rap gibi mi yoksa şey o, hareketli slow gibi mi? Pop, hareketli, rap, slow. Aynı cümle içinde. Çok iyi bir şu an kopya verildi sana. Ya beni tanıyorsan zaten söylemen lazım. Doğru, kabul evet. Ederiz. Aynı sen ne yazdın? Pop hareketli, oraya da öyle yazdım. Aferin sana. DJ olursam ilk seni kabine çıkartacağım, akabinde. Evet, tabii ki. Rabia en çok neye, kime güler? Bu bir kişi. Direkt aklına geldi değil mi? Buradan kendisine selam söylüyorum. Evet. Arabası için hayırlı olsun. Evet, doğru. İmkansız. Bunu herkes bilir. Didem en fazla hangi sosyal medya platformunu kullanır? Mektuplaşma. Eski çağıncısını biliyorsun. Yazabilecek miyim bilmiyorum şu an. Ben yazamıyorum galiba. Hiç okumuyor. Gerçekten okumuyor ama
Ben sesli söyleyeyim istiyorsanız. Instagram. Instagram. Evet. Doğru. Onu biliyorum. Başka kullandığım bir şey yok çünkü. Rabia hangi müzik enstrümanını çalmayı isterdi? Daha şey düşün. Konuştuğum şey değil mi? Doğu tarafları. Doğu tarafları mı? Bir de... Anladın mı? Umarım. Bakalım. Üç kere. Aynı şeye geliyor. Evet, aslında aynı anlama geliyor. Doğru. Üç kelime yalnız. Ben bunu sana söylemedim mi? Hayır. Bence söyledim, sen hatırlamıyorsun. Hayır, bateri diyorduk. Ben bateri çalıyorum diye bateriyi öğrenmeyi çok istiyorum dedim, o kadar. Çok istiyorum demedim yani. Seninle gelebilirim. Bateri hiç doğu dedim. Tarafı değil ya, ben seninle halay gelebilirim. Başını, halay başını, halayda şey duymuyorum. Hayır, ama benim hep yapmak istediğim bir şey. Bugün seni yazdıracağım kursuma. Peki, Didem'in en çok korktuğu hayvan? Balık. Aslında bir balık tümle de benzeyen bir şey. Süzülüyor falan böyle. Görelim. Ne yazdın? Doğru. Aferin kız. Aferin kız. İnsanlarda da geçerli falan. Rabia'nın en az ilgi duyduğu spor dalı. Aa. En az. Bunu bilemezsin. Evet, bilemem. O yüzden en sevdiğini yazacağım. Futbol yazma da. Ben en sevdiğini yazdım. Evet. Sevdim mi? En az ilgi duyduğu diyor. Biliyorum ama sevdiği aklıma hiç demiyor. Gelmedi. Şimdi ben en sevdiğini yazdım. Ben tenisi çok mu severim? Evet, sevmiyor musun? Aa, o Benan'dı. 4, 6 yanlışım var Rabia senin. Ya şey oluyor, aynı evde oturuyoruz ya şimdi. Evet. Sohbetler karışıyor. Ben niye karıştırmıyorum? Hafızan güçlü demek. Sana trip atacağım. Beni Starbucks'a götür. Atla motora. Artık son sorular kızlar. Didem'in en sevmediği renk. Ben ne yazmışım? Evet. O yüzden... Sen yine buraya o zaman sevmediğin rengi söyle. Sevmediğimi mi söyle? Onu yaz aynen. Sevmediğini mi yazacağım? Evet. Evet. Sen de sevmediğimi yaz. Ben sana doğru mu değil mi söylerim. Yazdın mı? Hayır. En sevmediğim rengi düşünüyorum. Çok iyi samanyolu oyuncuydu şu an. Bakalım bulabilecek misin? Ben bile yeni buldum burayı, sen düşün. Bir şey diyeyim mi? Hı. Aklına gelmez. Rengi nasıl çizebilirsin? Yaşıyorum rengi. Evet. Aa, doğru. Ben seni senden daha iyi tanıyorum. Nasıl? Ben yeni keşfettim bunu sevmediğimi. Emin ol, karşımda Didem olsa o da ise turuncuyu sevmiyor, inanmam. Ama gerçekten onu yazmak istedim. Ben de onu yazacaktım aslında, en sevmediğim rengi. Ama dedim sonra seviyorum, niye yazayım? Her rengi seviyorum aslında. Böyle bir açıklamayı beklemiyordum. Rabia'nın en sevdiği renk. Aa. En kolay soru buydu galiba. Bence de. Doğru. Bravo kızlar. Benim highlighter. Glitter. Pardon. Ve sorularımız bitti. Hemen açıklıyorum. Rabia, senin sadece 2 yanlışın var. Didem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yanlışım var. Kaç tane soru vardı ki? Tebrik ediyorum seni. Beni hiç tanımıyormuşsun. 12. Yazıklar olsun. Yarı yarıya. 50-50 olmuş işte. Bence biz seninle şeyler değil ya, sohbet et. Evet, tekrar tanışalım.
Tamam. 10 yıl öncesine dönelim. Ama merhaba, bence siz bir oturun kızlar, bu akşam bir kahve için karşılıklı. Aslında her zaman yaptığımız şey. Bunları tartışın. Benim için berbat da galiba. Benim için biraz zor, biraz kolay. Beni benden daha iyi tanıyorsun gerçekten. Söylemiştim sana. Ama işte arkadaş olmak bunu gerektiriyor. Evet. Bravo. Kötü bir arkadaş mı? Evet. Rövanşında yaparız. Tamam. Bir ay sonra, birkaç ay sonra falan. Ama soruları önceden bana söyleyeyim ben. Sen beni gözlemle. Bak ben aslında bu soruların hepsinin cevabını verdim. Ben şimdi evde şey olacağım. Sen odamdayken gizlice izleyeceğim falan. Hayır. Beni konuşurken dinlesene. Tamam, kahvaltıda falan sorarım. Tamam. Bunu seviyor musun? Bu nasıl? Olur mu? Kızlar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Programı buyurun, siz kapatın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı iyi tanıyın.